Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zamandır bu kanala içerik üretmeyi bırakmıştım ama kendim yenilendim ve de tekrar YouTube'a video çekme motivasyonu kazandım. Biraz Türkçem kötüleşti, bunu şimdiden söylüyorum. Sonra videoda "Vay efendim, neden böyle embesilce konuşuyorsun?" demeyin. Aktif olarak hayatımda Türkçeyi artık daha az kullanıyorum Türkiye'de yaşamadığım için. Derken bu videoya güneş açtı. Gerçekten Hamburg'da güneş çok nadir yaşanan bir olay ve şu an muhteşem bir şekilde güneş açıyor. Çok mutlu oldum. Bir güneş kızı olarak gerçekten çok mutlu oldum buna. Evet, videonun konusunu görüyorsunuz zaten. Sadece videonun konusu değil, şu anda hayatımın konusu bu konu. Çünkü gerçekten hayat boyu bu alanlara, yani spiritüel alanlara çok ilgi duyup ama hep böyle hayatın kötülüklerine, olumsuzluklarına odaklanıp anksiyetesi olan, ara ara depresyon yaşayan bir insandım. Sonra artık bilmiyorum 30 yaşıma yaklaşınca mı ya da bilmiyorum nasıl bir faktör oldu ama bir anda bana bir aydınlanma geldi ve bu videoyu o yüzden çekmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki böyle olan bir tek ben değilim. Sadece hayattaki olumsuzlukları gören, istese de o gördüğü o disiplinli hayatı, o işte sabah erken kalkıp meditasyonunu yapan, yogasını yapan, sağlıklı beslenen insanlara sadece ben değilimdir özenen diye düşünüyorum. Ayrıca her zaman pozitif motivasyon konuşmaları yapan ve gerçekten de sadece konuşmayıp hayatta da hep böyle her şeyin iyisini görmeye çalışan insanlara hep özenmişimdir. Çünkü ben her şeye, hayatımdaki her şeye hep kaygıyla yaklaşan bir insandım. Gerçekten kaygı düzeyim çok yüksekti benim. Yüksekti diyorum çünkü... Ne oldu bebeğim? Korkma anneciğim, bulut sadece. Kara bulutlardan korkan bir köpüşüm var. Yok bir şey aşkım. Yok anneciğim hiçbir şey. Hayır, geçti. Geçti, anneciğim geçti aşkım, geçti. Hayır, geçti. Geçti, nein aşkım, strese giriyorsun. Değil mi? Yok bak, güneş geldi ondan. Güneş geldi. Bak yine güneş geldi. Evet, ne diyordum? Kaygı düzeyi gerçekten yüksek bir insandım. Dım diyorum çünkü artık birçok şeyin, kendime yaptığım işkencenin farkına vardım diyebilirim ve çok güzel bir değişim yoluna girdim. Umarım ki belki bu videodan sonra birkaç kişi daha bu değişime bir adım atar. Çünkü bana bir anda böyle bir içime his mi diyeyim bilmiyorum. Belki de öyle olması gerekiyordu ama bir anda bir farkındalığım oluştu. Bir anda ya ben hayatı neden kendime bu kadar ızdırap haline dönüştürüyorum? Neden keyif almamayı seçiyorum diye düşündüm. Çünkü gerçekten özünde sen yapıyorsun. Bu hayatta sıkıntı yaşamayan, problem yaşamayan hiçbir insan yok. Ama bunlarla herkes başka bir türlü başa çıkıyor. Yani kimisi çok asabi bir insan olabiliyor. Kimisi kaygılanıp çeşitli ruhsal ruhsal hastalıklar üretebiliyor işte. Kaygı bozukluğu, anksiyete, depresyon gibi yani birçok hastalık. Kimisi de kendini bir hobiye veriyor ya da doğaya veriyor ya da spora veriyor vesaire. Herkesin stresle başa çıkma şekli farklı. Ama sağlıklı olan hangisi? Tabii ki de kendinizi sıkmamak, üzmemek ve hayatı eziyete dönüştürmemek en sağlıklısı. Ve ben bunu başaramıyordum. Hayatımın hiçbir noktasında böyle çok motive olan, böyle nasıl anlatabileyim ki? Anlatabilirim ki? Onu düşünüyorum, doğru kelimeleri bulmaya çalışıyorum. Biraz zorlanıyorum ama görüyorsunuzdur bazı sağlıklı yaşam influencerlarında görüyorsunuzdur. Mesela onlara çok özenirdim.
Ya ben hem karakter olarak daha böyle üşengeç, işte spor yapmayı pek sevmeyen bir insanım. Hem de o disipline sahip değildim ve kendimi o kadar sevmediğimi fark ettim şu an. Çünkü bir insanın spor yapması, sağlıklı beslenmesi, ne yediğinin bilincinde olması ve ne yaptığının bilincinde olması kendiyle sevmesiyle eşit orantılı bir durum. Yani gerçekten hani sağlam ve doğru beslenen insanların aslında kendilerine çok büyük saygıları var ve kendilerini gerçekten seviyorlar. Ben kendimi yeterince sevmiyorum demek ki, o yüzden böyle sadece günü bitirmek, sadece o an karnım doysun, sadece bunları önem veriyordum ve sadece bunları yapıyordum ama hiçbir zaman böyle ne yediğime dikkat etmedim. Bütün vitaminlerimi düzenli ve doğru alıyor muyum? Hiç dikkat etmiyorum. Artık yeni yeni yapıyorum bunları. Biraz da aslında köpeğimle birlikte gelişti bu. Çünkü Zuzu çok alerjik bir köpek ve piyasadaki hem Türkiye hem Almanya birçok mamayı denedim ve hepsine bir reaksiyon gösterdi. O yüzden şu an doğal beslenme yöntemiyle besleniyor. Yani onun yemeğini tamamen kendim pişiriyorum. Onu yaparken sürekli işte vitamin takviyesi, sezona uygun meyveler, sebzeler. Bunlara önem vermeye başladım ve kendime de bunu uyarlamaya çalışıyorum şimdi. Ben de yani sağlıklı beslenip işte neler yediğime, bu ay yeterince D vitamini aldım mı, bu ay yeterince B vitamini aldım mı? Yani bunları gerçekten kontrollü bir şekilde ve faydalı bir şekilde yapmak istiyorum. Şimdi bu değişime nasıl uğradım, ondan bahsetmek istiyorum. Ben hayatım boyunca böyle hiçbir yere ait hissetmedim. Beni bilenler bilirler. Ben çok küçük yaşta, yani ergenliğimin ilk başlarında Türkiye'den Bingöl'e taşındık biz. Ve Bingöl gerçekten küçük bir yer. Hani İstanbul'a taşınmış olsak belki bu kadar etkilenmezdim ama Bingöl gerçekten muhafazakar ve küçük bir yer. Oraya ayak uydurmaya çalışmak biraz kendi özümü kaybetmek gibi bir şey oldu. Henüz ergenlikteyken zaten sürekli kimlik çarpışması yaşadığım bir anda ben bir de böyle bir şeyin içindeydim. Benim için gerçekten üstesinden kalkması zor bir durumdu. Üstünden kalkabildiğimi zannettim. Ama meğer etmemişim yani. Eğer hala ben o çatışmalardan dolayı sıkıntı yaşıyorsam demek ki ben bunun üstesinden gelememişim. Bunu fark ettim. Onun dışında kopuk aile düzenim, birçok sebepler beni aslında böyle kaygı düzeyi yüksek ve her zaman her şeyin kötüsünü görüp iyi bir şeyi hemen unutmama sebep oldu. Gerçekten iyi şeyler hiç kafamda kalmıyordu. Sadece kafamın içindeki şeyler kötülüktü ve bir anda bunları fark edince beynimin bana aslında hep negatif komutlar verdiğini fark ettim. Yani mesela diyelim ki bir kursa başlayacağım. Yoga kursuna başlayacağım. Çok basitinden. Beynim bana yapamazsan, ya olmazsa, ya yapsan ne faydası var gibi gibi böyle, şu an aklıma gelmiyor ama hep böyle negatif sinyaller gönderiyor beynim. Ve bunu fark ettim. Bu ilk yaptığım şey bu negatif düşünceleri fark edip onları bloke etmek oldu. Zaten onu yaptıktan sonra gün ve gün değiştiğimi fark ettim. Gerçekten mesela şu anda kapkara bulutlar geldi. Ama az önce çıkan güneşin beni mutlu ettiğini ve o mutluluğu kısa bir süre yaşama, o mutluluğun tadını çıkar. Bunları fark ettim ve bunu yapıyorum artık. Yani gerçekten çok basit. Yani güneş, yani gün içerisinde gelip gidiyor. Ama benim için güneş çok kıymetli. Ve güneş geldiğinde geldiği için çok mutlu oluyorum. Ve geldiği için gerçekten şükür dolu oluyorum. Onun dışında ben hayatım boyunca çok esnek bir insan olmadım, dediğim gibi sporu pek sevmediğim için, ama bir uygulama indirdim. Eğer ilginiz varsa uygulamayı bilgi kutusuna da eklerim mutlaka. O uygulamayla beraber, ücretsiz bir uygulama bu arada, seçiyorsunuz işte ne için yapmak istediğinizi. Yani stresten arınmak için seçebiliyorsunuz, kilo kaybı için seçebiliyorsunuz, daha esnek olmak için seçebiliyorsunuz ya da tamamen sağlık için. Henüz esneme kısmına geçmedim. Henüz sağlık için ve sırt ağrılarım için yapıyorum ama düzenli olarak yoga yapmaya başladım. Daha sonra hayatım boyunca kafamdaki sesler susmadığı için meditasyon yapamamış bir insanım. Çeşitli meditasyonlar denedim. En sonunda fark ettim ki
Ben içinde konuşma olan meditasyonlarda meditasyon yapamıyorum. Aksine böyle sadece işte sesler olan meditasyonlara uyum sağlayabiliyorum ve kendimi bırakabiliyorum. O yüzden sadece böyle işte dinlendirici müzik eşliğinde meditasyon yapabiliyorum. Onun dışında eğer meditasyon içerisinde bir konuşmacı varsa ben yapamıyorum yani. Hiçbir şekilde olmuyor. O yüzden mesela çözdüm neyle meditasyon yapabiliyorum. O yüzden sadece onları açıyorum. Ya aslında bu kadar. Bir de tabii tamamen dolabımı falan değiştirdim. Yani şu an altımda da böyle çok biraz hippivari öyle diyeyim bir pantolon var. Daha salaş ve boho bir tarza geçişim oldu. Bu geçişi de planlı bir şekilde yapmadım. Yani bir anda öyle geldi içimden ve öyle giyinmeye başladım. Gerçekten çok rahat ediyorum. Kendimi olduğum gibi sevmeyi öğrendim. Videoda çok uzadı. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim sana. Umarım sen de bir an önce beynin sana verdiği negatif komutları fark edip önce beynini susturup sonra değişime adım atarsın. Eğer yani bu içerikleri sever misiniz bilmiyorum. YouTube'a ilk başladığım zamanlar yine böyle kişisel gelişim ve kadın erkek ilişkileri hakkında konuşmuştum. Şimdi artık kadın erkek ilişkileri bilmiyorum ne kadar bir kitleye hitap eder ve hoşunuza gider mi bilmiyorum ama genel olarak insan ilişkileri ve kendi sağlığımızla alakalı adım adım neler yaptığımı bunları çekebilirim. Yani tamamen arz talep meselesi. Bana lütfen fikirlerinizi yazın. Onun dışında artık saç severlere söyleyeyim. Saçlarımı açıcı kullanmadan boyuyorum. Ara ara onun videosunu çekebilirim. Instagram'a koyuyorum aslında. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Etmiyorsanız TikTok'tan takip edebilirsiniz. Orada da yine bayağı aktifim ve çeşit çeşitli yaptığım ritüelleri de paylaşıyorum. Geçenlerde en uzun gecede nar ritüeli yaptık mesela. Ben ona çok inanıyorum. Bunu paylaştım. Günler öncesinden böyle bir şey yapacağımı da paylaştım. Öyle yani. Yani beraber iyileşelim. Gerçekten bu dünyayı başka türlü atlatamayacağız. Yani bu kadar çok stresi, kaosu. Ben özellikle çocuklara çok üzülüyorum. Böyle bir ekonomik stres ve kaygının içine doğan çocuklara çok üzülüyorum. Çünkü bizim çocukluğumuz çok güzeldi. Hiçbir zaman bir şey alamama, bir şeyden mahrum kalma duygusunu yaşamadan büyüdük bence. Şu anki çocuklarla hiçbir şekilde kıyaslayamayız. Hiçbirini bizim kadar serbest ve özgür değillerdi. O yüzden yani şu an bütün bu stresi, yani politik stresi, finansal stres, ekonomik stres, yani işte bütün bunları, kaygılarımızı yok edemeyeceğiz. Yani istediğimiz kadar kaygılanıp kafamızda filler tepişsin, biz onu çözemeyeceğiz. Yani o yüzden onu çözmek yerine onu kabul edip öyle, hani yapacak bir şey yok deyip kendimizi yıpratmayı bırakmamız lazım. Özetle söylemek istediğim o. Sizi çok seviyorum. Yani burada hala kalmış olmanız bile benim için çok büyük bir teşekkür. Saç videosu sevenler de var biliyorum ama hayatta her şey saç boyama değil. Yani biraz hayatında olumsuz yönleri de vardı. Onları da toparlamaya çalışalım. Sadece saçlarımızı toparlamayalım. Güneş geliyor gidiyor, güneş geliyor gidiyor ve eminim çok kötü bir hava olacak. Size gösterilir miyim bilmiyorum ama no, görünmüyor. Bayağı kara bulutlar var ama hiç problem değil. En azından ara ara güneş yüzünü gösteriyor bize. Sizi çok seviyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim geldiğiniz için, izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.